TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var'a hoş geldiniz. Yepyeni bir haftaya sizlerle başlamanın mutluluğu içindeyiz efendim. Yine bu haftada gündeme ve hayata dair haberlerimiz ve yorumlarımızla birlikte sizlerle birlikteyiz. Sizler de bize telefon Telefonlarla katılabilirsiniz. Canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. 0212 454 5571. Evet sizin sesinizi duymak istiyoruz. Canlı canlı sizinle sohbet etmek istiyoruz. Lütfen bize ulaşın. Aynı zamanda Instagram sayfamız TGRT Evo TV'den de mesaj bölümünden rahatlıkla mesajlarınızı ya da söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Ben de onları buradan keyifle okurum ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederseniz çok çok mutlu oluruz. Evet biliyorsunuz bir de WhatsApp numaramız var. Oraya da güzel gönlünüzden geçtiği gibi çocuğunuzla, eşinizle, sevdiklerinizle güzel videolar, fotoğraflar gönderirseniz biz de onları seve seve yayınları 0549 454 70 85. Evet hemen partnerime hoş geldin demek istiyorum. Atollah Arvas hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi haftalar diliyorum. İyi, İyi haftalar günler olsun. olsun. Yine bir pazartesi yine haftayı sizlerle sağlıkla başladık. Ne mutlu bize. Evet inşallah. Bütün izleyicilerimize, dinleyicilerimize, sevenlerimize, takip edenlerimize hepsine sağlık afiyet diliyoruz. Sağlık çok önemli. Afiyette olmak çok önemli. Hele bu Covid-19'dan sonra şimdi yavaş yavaş dünyanın her tarafına sayıların düştüğü haberleri geliyor. Çok mutlu oluyorum. Bugün Türkiye Gazetesi'nde öyle bir haber var. Haberlerimiz Üzeride var. Konuşacağız. Çünkü vatandaşın en çok merak, merak ettiği etti. bu. Evet. Yani bu pandemiyle beraber Mart ayından işte bir yıla girdi. Sağlığın ne kadar kıymetli olduğu, dostluğun ne kadar kıymetli olduğu, gidiş gelişlerin ne kadar kıymetli olduğu, işe gitmek, çalışmak bir ne işe olabilir. yaramanın ne kadar değerli olduğunu biz öğrendik. Evet. Yani evet bu bir şerdi ama birçok hayrı da bize hatırlattı. Yardımlaşmanın, elini uzatmanın, birbirlerine bir şeyle ikram etmenin, değil mi efendim? Kesinlikle İşi öyle. olmayanların cebine hop böyle bir maaş, para koymanın <laughs> tamam mı? Yardımcı olmanın ne kadar önemli olduğunu bu dönemde Allah Teala bu hastalıkla beraber hakikaten hepsini gördük, yaşadık ve öğrendik. Yeniden hatırladık. Aman unutmayalım diyorum. Evet. Sağlık çok önemli. Sağlık çok önemli. Evet yine haftaya güzel enerjilerle başlayalım. Güzel dileklerle başlayalım. Evinizden, sofranızdan bereketiniz eksik olmasın inşallah. Evet programı haberlere başlayacağız ama bizim içimiz biraz buruk, özlem dolu. Çünkü kurucumuz Enver Ören'in aramızdan ayrılışının 8. yılı. Onu bu yılda her zaman olduğu gibi rahmetle, minnetle ve tabii ki de özlemle anıyoruz. Keşke onu tanıma şerefine ben de nail olabilseydim. E, Atabey onu o kadar güzel anlatıyor ki aralarda da sohbet ediyoruz. Kendisinden dinleyeceğiz ama önce Özel VTR'miz var. Onu izleyelim ardından konuşacağız. Hiç incitmeyen bir patron... en şefkatli baba. Garibanın can dostu, iş aleminin beyefendisi, ehli sünnetin bekçisi, ülkesinin hizmetçisi. Kötülerin bile merhamette ağabeyi. Çocukla çocuk, yaşlıyla pirifani hayatını dinine, iyiliğe, güzelliğe vakfetmiş bir kul. İlmini hal ile öğreten bir hoca. Az sözle çok şey anlatan hatip. Olmaz denilenleri başaran bir zeka. En ağır haksızlıklarda susup yaradanına sığınan tefekkür timsali hayatını almak değil. Vermek üzerine kuran bir cömertlik ehli. Devleti ile milleti arasına nifak sokanların karşısında hiç yılmayan demokrat. Arkadaşlarının aşığı. Tanıyanın bir daha unutamadığı çileli ama en güler yüzlü insan. Ne yüreklerde yatıştı acısı. Ne O Gülen Yüzünü Unutabildi Sevenleri Enver Abi Biz Seni Çok Özledik Ya Abiler Allah-u Teala Dua Edin Hep Beraber Haşretsin Bizi Cennette Hep Beraber Olan Mübareklerin Yanında Anam Ah, evet. Ya. Emel Ören rahmetle e, anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun tekrardan ama gerçekten sizden dinlemek istiyorum yine şimdi, Emel Ören'i. Şimdi bir, bir dünya tatlısı bir sevgi adamıydı. Allah gani gani rahmet etsin. Bize sevgiyi öğretti. Hatta biz zaman zaman arkadaşlar arasında böyle dostlar arasında sevgi öğren abi ya. derdik. Sevgi öğren abi. Tabii Türkiye'nin Türkiye öyle bir patron gördü, öyle bir iş adamı gördü, öyle bir gazeteci gördü. Yani okur yazar olan benim hep <laughs> iddiam var. Türkiye'de okur yazar olan yazan, konuşan bir cümlede birçok şeyi ifade eden yegane, böyle güzel bir insandı. Çok özlüyoruz hakikaten. Bize sevgi aşıladı. Yani insanları, canlıları, doğayı, tabiatı, herkesi böyle her şeyi sevdirdi bize. Biz farkına varmadan yıllar sonra ya nasıl sevmişiz diye falan değil mi? Ya hakikaten bize sevgiyi öğreten bir ağabey, bir baba şefkatiyle yaklaşan bir insan. Demin Mücahit Bey'le de fotoğraflarını gördüm. Evet. Şimdi Mücahit Bey orada gazetede de var. diyor ki ben diyor ortaokulda okuldan çıktıktan sonra babamla beraber gazeteye gidiyordum. Daha ortaokulda yani gazetenin içerisinde e, gazeteci e, olmuş, e, makine fotoğraf makinesinin e, ta şeyi taşımış 13-14 yaşında birisi düşünebiliyor musunuz? Böyle e, enteresan bir insan da bize hatıra bıraktı. Ya. Mü, Mücahit abi onun hatırasıdır, Mücahit bey onun hatırasıdır. Hakikaten çok önemli çünkü e, mesela... Niye e, öyle diyorum? O, o, o dönemlerde gazete patronlarına baktığımızda birçoğu iş adamı. Hı hı. Yani gazetecilikle ilgileri yok. Niye gazetecilik yaptılar, niye o kadar gazete çıkardılar, televizyon açtılar ben de anlamış değilim ama e, Enver abi, e, merhum Enver abi şeydi, e, 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 şey e, bir kültür adamıydı. Hakikaten hem okuyan hem yazan hem çok güzel anlatan hem güler yüzlü birisi dolayısıyla farklı şirketlerde çalışan mesela gazeteciler bize derlerdi ki ya Enver abi niye hep müteb mütebessim? Hmm. Sonradan öğrendik ben de merak ettim ya yani en Enver abi hiç böyle e, öfkelenmez mi? Hiç derdi olmaz mı? Hiç sıkıntısı olmaz, olmaz kim mı? Kim bilir ne Aa, yani ama bu kadar tabii büyük neler bir yaşamış. Başında olmak. E, tabii kendi başına yaşamış ama bize hissettirmemiş. Sebebi bu. Emri maruf derler ya yani o, o da bir şey hal adamı derler yani hal adamı hal insanı yani konuşmaktan ya da yazmaktan bir şeyler anlatmaktan ziyade bir de oturuşuyla kalkışıyla davranışlarıyla yaklaşmasıyla muamelesiyle bir defa inancını kültürümüzü çok ciddi bir şekilde sevdiren insanlar Hı -hı. yani mesela ben o günleri hatırlıyorum hiç alakası olmayan insanlar bugün bile karşılaştığımızda e ee, abi'nin şeyi geçtiği zaman, isimleri Adı. geçtiği zaman evet. Allah gani gani rahmet etsin. Onu ben de çok Aktörlerden, kim oyuncularından, şarkıcılardan nasıl yaklaşmış ya. Yani enteresan bir şey onun için. E, sevgiyi öğren ağabey derdik. Sevgiyi öğren A derdik. E, patronlar arasında da böyle bir farklılığı vardı, hissettirmezdi. Çok sıkıntıları vardır. Mutlaka çok sıkıntıları olmuştur. Ama o acaba birisinin kalbini kırar mıyım şöyle sert bir bakışla? Ya kalbi gönlü kırılırsa falan ya kul hakkı geçer. Nerede şimdi? Yani bağırıyor, çağırıyor, küfür ediyor, seviyor. Yani böyle bakarsam acaba kalbi mi kırılır ya. diye ona hı. dikkat etmişler. Ya böyle bir şey olur mu? Ben e, hakikaten e, burada mesela o makale TGRTFM te, e geçtikten sonra İzmir'den gelip buradan FM'e geçtikten sonra ısrarla radyo istedim. Makaleler Arasında diye bir program yapıyoruz hı hı. yeni. Türkiye'nin gündemini efendim e, farklı yorumlayan e, köşe yazarlarından bir book yapıyorum. 7 8 9 tane makaleyi oraya koyuyorum. Geçen gün çok kıymetli bir abimiz e, Zeki Bey sayın Zeki Celep Bey de dedi ki ben makale programlarınız çok güzel ama Makaleler Arasında programını da çok beğeniyorum dedi. Hı. Gördü mesela. Eee makaleler var. O makaleleri hazırlarken bir gün dedi ki bana, bak dedi e, dediler e, ya sen dedi makale şey yapıyorsun çok dikkat edeceksin dedi. Benim hiç kimseyle bir meselem olmaz. Çok ilginç bak odotta bak kimseyle bir meselem olmaz. Dolayısıyla şahısları direkt hedef alan, rencide eden bir makale orada görmek istemiyorum. Peki efendim. Ya. İkincisi dedi insanların inanç dünyası var. Mezhebi, meşrebi, inancı, evet. anlayışı sakın dedi bunları hedef alan bir makale de oraya koymayın. Hı hı. Peki efendim dedim. Tamam mı? Yani o rotayı bana çizdiler. Türkiye'nin gündemini seçerken şahısları rencide edecek ya da direkt hedef alacak. Bir de inançları, anlayışları hedef alacak efendim makaleler koymayın. İkinci bir husus. E, devlete de dikkat edin. Yani devlet bir rejim var. Devletin bir idaresi var. O öyle devam ederken ne benim onlarla bir meselem var ne onların benimle bir meselesi var. Durup dururken e, efendim bu yerlere de kafa tutmamak lazım. O, o tür yazıları da falan koyma dedi. Böyle üç tane çok önemli bir şey koydu. Bir hudut çizdiler önüme. Hı -hı. O gün bugündür ona dikkat ediyorum. Yani hakikaten insanları böyle... Yani size gösterdiği yolda evet, devam ediyorsunuz. kanırtacak siz, bir şey söylemiyorum. Ha bazen doğrular söylenmez mi? Söylenir. Hı -hı. Yani şahısları direkt şahıslara değil de yapılan bir haksızlık, hudusuzluk, efendim ben söyleyeyim e, bir, bir bir çirkin bir iş varsa hı hı. onu da dillendirebilirsiniz tabii. O da gazeteciliktir. Ama direkt şahısları hedef almadan yani rencide etmeden siz burada bir yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Ne yaptığın iş burada yanlış diye diyorsunuz. Doğruyu da birileri söyleyecek. İşte böyle birisi. Şimdi evet Allah gani gani rahmet etsin. Amin. Ee, Amin. o oradan şimdi o, ruhları malum oluyor biz böyle konuşuyoruz tamam mı? Tabii. Belki tabii ee, kim bilir. Ama çok kıymetli 7 yıldır tabii 7 yıla aşkın oldu ve ee, Sayın Ahmet Mücahit Ören Bey var. Ayşe Nazlı bu. Dedesine çok benzer. Aa. Küçüklüğü evet kucağında dedesini çok severdi. Ayşe Nazlı Ören Müca uzun olsun. Ahmet Mücahit Ören Bey'in kerimesi. Evet. Şimdi eh, Ahmet Mücahit Bey çok eski bir gazeteci. Hı hı. Şimdi düşün yani bugün orada yazmış okudum. Ortaokulda gazetenin içine tomuş. Ya, 14 evet. yaşında gazetede ya. Kime hangi kula nasip olabilir? Evet. Dil bilen, Avrupa'yı bilen, Amerika'yı bilen bir patronumuz var. Ve 7 yıl oldu Enver abinin emanetini her dalda, her hususta bir adım daha ileri götürmeye çalıştılar ve yaptılar. Mesela kültür hizmetlerinde de bu böyledir. Şimdi gazete satışları var ya, birileri biz bu kadar sattık, şu kadar sattık. Hepimiz biliyoruz. Ama ben iddia ediyorum, gerçekçi tıraş Türkiye Gazetesi'nin tıraşıdır. Gazetesi. Bugün bile yani. Evet. yani Bugün bile çok gerçekçi bir tıraş var. Hem elle dağıtılan, hem şeylerde satılan e, öyledir. Efendim ben söyleyeyim, bayide satılan öyledir. Öbür tarafta kitap hizmetlerinde, kültür hizmetlerinde. Mesela e, Enver abi döneminde atıyorum bir buçuk milyon ya da 2 milyon satılıyorsa şimdi 3 milyonun üzerinde kitap hı. dağıtılıyor. Çok farklı lehçe ve dillerde hı hı. bütün dünya dağıtılıyor. Matbaalarda basılıyor. Anlatılan da ne biliyor musunuz? Yani milli ve manevi değerlerimiz, inanç manzumemiz başka hiçbir şey yok. Ne politika var, ne yorum var. Bazıları yazıyor, çiziyor, yorumlar, murumlar bu da yorum yok. Efendimiz böyle buyurmuş. Arkadaşları böyle tat tatbik etmişler ashab ı kiram. Tabi tebeyim böyle yapmış. Yorum yok bizde. Bizim kitaplarda yani e, hakikat kitabı. O orada yayınlanan, neşredilen hi, e, kitapların hiçbirisinde şey yok. E, zerre kadar bir yorum yok. Ne buyurulmuşlar, nasıl yapmışlarsa onu insanlara sunuyorlar. Bir şey daha var. Mesela bizim bir türkümüz var. Aslan Ağrılı bakın ben ismini e, hatırlayamadım. <laughs> e, çok kaliteli bir kadın. Sözü özü şeyde. -hı bir kadın dobra dobra konuşan bir kadın yahu dedi ben dedi radyoları dinliyorum televizyonları takip ediyorum her hoca yılda bir defa bir de seda sayan hı hı. seda sayan çok önemli fikrini değiştiriyor dedim ki hanımefendi dur ya İslam'da fikir, fikir olmaz ki hı. yani İslamiyet fikir değil ki ya da görüş değil ki yorum değil ki Allah ne buyurdusa peygamber efendimizin tatbikatında on, onları yapıyoruz elimizden geldiği kadar ama dedi ya öyle diyorsun. Ata Bey dedi adam 6 ayda bir görüşünde istiyor. Yılda bir defa bir konuda bir şey demişse de, ertesi gün başka bir şey söylüyor. Sen onu söylüyorsun falan. En son dedi ben de karar verdim. Şu Osman Ünlü Hoca var ya dedi. Osman Ünlü Hoca ne diyorsa ben efendim ona göre şey yapıyorum. Allah günahlarımı affetsin dedi. Ben de günahkarım. Ama en azından doğru budur diyorum. Yaşamasak da doğru budur diyebiliyoruz diyor. Çünkü 10 ee, sene önce ne denilmişse bugün de aynı şey söyleniyor. Hı. Bu çok önemli, çok değerli. İnsanların kafası çok karışık bu meydan, bu manada. Hı hı. inanç dünyamız açısından. İnsanlar efendim birisi çıktı dedi ki hocam dedi siz geçen sene böyle buyurmuştunuz birisine bir hocaya yanımda hı hı. dedi. Efendim dedi ben biraz daha tetkik ettim de falanca şeylere baktım da aman hocam dedi önce o zaman bakın da ondan sonra söyleyin. Gelecek sene başka bir şey söyleyebilir misiniz? Ya kardeşim sen ne demek istiyorsun dedi yani. <laughs> Bu anlamda da çok kıymetli bir kültür hizmeti veriyorlar. Hani o memleketimizde sağcılık, solculuk, komünistlik, faşistlik o gençleri birbirlerine soktular ya. <laughs> maalesef 5000 küsur gencimiz toprağa düştü. İşte o anlarda onlar da asistan efendim okuldalar, öğrenciler gözlerin önünde birisi şahit olmuş merdivenlerde e, vefat etmiş öğrenci. Birbirlerine vurduyorlar. Yahu ne yapalım? Ne edelim? Biz bu çocukların kardeş olduğunu, Hı -hı. aynı inancın e, efendim insanları olduğunu, Hı -hı. aynı kültürün insanları olduğunu hatırlatan bir şey yapalım. Bir kültür hizmeti yapalım. Zaten Türkiye gazetesi önce İhlas Vakfı, Hı -hı. sonra Türkiye gazetesi ve o şey kültür. Kültürümüzün e, efendim numuneleri, eserler öyle ortaya çıkıyor. Yani çocuklarımıza, gençlerimize yeni nesle ne kadar kardeş olduğumuzu, kıblemizin, peygamberimizin, inancımızın, anlayışımızın ne kadar bir olduğunu anlatmak adına yola çıktım. Niye kavga ediyoruz? Niye birbirlerimizi öldürüyoruz diye o endişelerle o adımı attım diyor. Ve İhlas Vakfı kuruluyor. Türkiye gazetesi devam ediyor. Evet. Türkiye Gazetesi bizim de programımızda yol gösterişimiz. Hakikaten. Kesinlikle öyle oldu. Yani çok zengin bir gazete haberleriyle evet. beraber. o Ne güzel haberler ya. Hakikaten dün ben Sadık Söztan Bey'e de söyledim. Pazardı bir araya geldik. Onlar toplantıdaydı dedim ki tabii dedim arkanda kuvvetli güçlü bir ajans var. İhlas Aha. Haber Ajansı Kesinlikle. var değil mi? Kesinlikle. Bol yani. bol haber var. Aynen. Hem hakikaten Türkiye Gazetesi'ni açıyorsunuz her Hı -hı. sayfasında bir ton haber var. Ya diğer gazetelerde bulamıyorsunuz. Yani sağlıktan, in... eğitimden, evet. gündemden, spora her şey. Her şey var sanki internet gazeteciliği yapıyor millet. Ee, yazılı basında da öyle. Manşetler birkaç tane politika bir gündemi üzerinde, politik gündem üzerinde efendim atılan manşetler, yorumlar arkasında bilmeyen ne. Ya memleketin her tarafında Türkiye gazetesinde haber var. Hı -hı. Bugün bakın onları evet. göreceksiniz her tarafında. Çok enteresan olaylar, ciddi olaylar, çok müthiş bir zenginlik. Evet. Onun için İhlas Haber Ajansı'nı da burada tebrik ediyoruz. Evet. Gerçekten dünyanın da üçüncü büyük haber ajansı onu söylüyorum. Kesinlikle öyle. Şimdi ya. Bazıları Aynen. diyorlar ki Atavullah Bey İhlas Haber Ajansı'nı kayırmıyorsunuz. E ben o ajansın kurucuları arasındaydım. Evet. Yani e, kurucu bölge müdürlüğünü yaptım İzmir'de. Onun için ihan ne olduğunu biliyorum yani. Evet. evet. E, Valla daha ne denir ki gerçekten Türk dünyasının Tabii. da e, baş tacıydı. O herkesin Enver abisiydi. Bu çok özel bir şey. Şimdi gerçekten hani o Enver evet. abi Tabii. yapı o çok özel Her bir şey. Her tarafa koşmuşlar. Bugün gazetede gördünüz. Türk evet. li, Türk dünyasının liderleriyle Liderli. bir araya gelmişler, bir araya gelmişler, konuşmuşlar, sohbet etmişler. En enteresan tarafı da Maturidi Hazretlerinin ee, mesela itikatta mezhep imamımızdır. Hı hı. Yani İmam Eşari, İmam Maturidi çok önemli. Yahu e, Türkmenistan'da, Türk illerinde kabirleri orada e, efendim ve fakat şey yok. Ortada bir şey yok, bilinmiyor. Kaç defa insanlar göndermiş ya şöyle yapın, böyle yapın. Bizdeki bilgiler böyledir. En sonunda buluyorlar. E, ve orada şimdi Maturidi Hazretleri'nin kabrini, efendim külliyatını cami vesaire orada olan hepsini yapıyor. Dünyanın her tarafında böyle. Çok yakın bir e, örnek vereyim. <laughs> e, ben e, halamla beraber Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerinin kabrine gittik. O biliyordu burada dedi. Gittim ben o daha çocuktum ya 17 yaşında. İnan ki dilim varmak istemiyor o kabri şerifi. Yani görünüyor görünmüyor. Mezberelikti. Orayı tabii Enver abinin orada Aziz Mahmut Hüseyin Hazretleri'nin kabrinin yapımında, oranın temizlenmesinde, ortaya çıkışında kaset yaptılar, film yaptılar. Aha. Sesli kaset var. Yani mesela böyle e, Mehmet emin Tukadi Hazretleri çok Aha. büyük evliya İstanbul'da o, o da öyle. Bunların hepsini gün yüzüne çıkaran, bunlara da hizmet eden, inanç dünyamızı diri tutan e, bir ağabeydi hakikaten. Evet ne evet. güzel. Bu lafın üstüne de gerçekten evet. bir laf söylemek de istemiyorum keşke tanısaymışım ben de keşke, keşke. yani o evet. hakikaten hep içimde kalacak. Siz anlattıkça da evet. içimde kalmaya devam edecek. Ama şimdi e burada çalışıyorsunuz evet. artık değil mi? Kesinlikle o çok güzel. Öyle. Nasip Kesinlikle. olmuş. Aynen. Onun izinden. Evet. Kesinlikle. Ee, evet. O de devam ediyoruz. O şimdi e, ruhaniyeti bizi hissediyor bunu inşallah. Evet. Evet. Kesinlikle tüm ailesine, sevenlerine de tekrar sabırlar diliyorum. İster evet. 8 olsun, 18 olsun o yara kapanmayacak Tabii. hiçbir zaman. O özlem dinmeyecek. Sabırlar diliyoruz. Başka da diyecek bir şey yok. Mekanı cennet olsun. Hemen kendimle valla. ilgili bir şey abimizin, söyleyeyim. Evel bir bir abimizin. tane cümle. Evet. evet. Bir tane cümle. Ben onları tanıdıktan sonra, Hı -hı. ben Enver abi'yi tanıdıktan sonra bütün insanları, canları seviyorum. Hı -hı. Ama Enver abi'nin yerine kimseyi koyamıyorum. Ay. Sadece koridorlarda ya da bazen toplantı olduğunda Ay. Mücahit Bey geldiğinde Hı -hı. ondan bir kalbim fer ferahlanıyor. Hani Sanki, başka birisi ha işte ondan e, ondan bir gibi hani terk, terk, onun bir daha canı yakın. çünkü bir evet o, onu görünce böyle insan e, ferahlanıyor. Efendim niye bunu sevmedin? Niye buna muhabbet? Onlara düşman değilim. Onlar insanları zaten seviyorum. Aha, aha. Ama Enver abiyi tanıdıktan sonra başkasını sevemiyorsunuz. Böyle çok enteresan bir şey var. Bir tutku var. Evet çok üzerimizde çok büyük emekleri var çünkü. Ay Atabey tamam ama tüylüğüm diken diken yaptın yani. Evet. <laughs> Evet. evet, peki. Allah. Allah rahmet eylesin tekrar. Amin. Evet, peki Covid-19'dan bahsetmeye başlayalım mı? Başlayalım bence o haber. Evet. Şimdi o şu... buyurun, evet. lütfen buyurun giriş yapın o habere. Edeyim. Peki, giriş yapayım. Yaygın görülen şikayetlerde, yine Türkiye Gazetesi'nin haberlerinden Covid gidiyor, yorgunluk kalıyor. Koronavirüsü atlatanların üçte biri halsizlik ve yorgunluklarının devam ettiği şikayetiyle hastanelere başvuruyor. Kronikleşen yorgunluk uykusuzluğa da yol açıyor. Uzmanların tavsiyesiyle doğru beslenme, vitamin düzeylerinin kontrolü, fizik ve tamamlayıcı tedaviler. Evet uzmanlar da bunları önermiş. Evet. Şimdi hakikaten ben yorgunum. Ay uyuyamıyorum ya da sabah çıktığında ya da sabah yataktan kalktığınızda ya bütün kemiklerim ağrıyor ya da efendim ee, Uzularmda büyük ağrı var diyen çok insan var. Evet. Neşra Durmaz'ı e, tebrik ediyorum. Türkiye Gazetesi'nin muhabiri. Yolda gösteriyor. Bir uzmanları da konuşturmuş. Aha. Ne yapacağımızı biliyoruz. Bir defa bir bir spordan vazgeçmeyeceğiz. Aha. Ondan sonra beslenmemize Aynen. çok dikkat edeceğiz. Çok iyi besleneceğiz. Ni yapıp yapıp mutlaka uyumak lazım... ...istirahat etmek lazım, uyumak lazım... ...ve yürümek lazım... Kesinlikle. Ee, o ...onları yapacağız... ...gıdaya da dikkat edeceğiz... Ee, ...takviyeler deniliyor... ...o takviyeler Vitaminler, de var, onları da alacağız... De, ...evet C vitamininizi tabii, alabilirsiniz meyveden, evden... ...sebzenizden vitaminlerinizi Aman alabilirsiniz... Ha. ...o yüzden evet... Yoksa ...atlatamazsınız, lazım. bu çok önemli Kesinlikle. izler bırakıyor ya... ...bunu atlatmak için de... ...ruhen de atlatmak için... E, ...bededen, bedenen... ...ve fiziki olarak çok güçlü olmanız lazım... Bunun için beslemenize dikkat edecekler etmeniz lazım. Bunu şeyler söylüyor, evet. uzmanlar söylüyor. Ee, İl Sağlık Müdürü Memişoğlu bakalım ne demiş. Evet İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'ndan koronavirüs salgınının seyrine ilginç açıklamalarda bulundu. Kemal Memişoğlu maske kullanımı grip vakalarını da azalttı hastanelerimiz artık normal fonksiyonlara döndürmüş durumdayız. Maske kullanımı kısıtlamadan çok daha iyidir. Filyasyonu bırakmadık, bırakmayacağız da. Açıklamalarıyla bir nebze böyle bir oh dedik mi? Evet. Yani grip vakaları bu yıl gerçekten çok azalmış maskeden dolayı. Mehmet Bey değil mi? E Kemal Memişoğlu. Kemal Memişoğlu. Ha, Kemal Kemal Memişoğlu doçentliğinde tanıdım ben. Profesör doktor evet. Tabii şimdi profesör. çok defa da yanına gittim, geldim çok düzenli çalışan, çok heyecanlı, toplantı üstüne toplantı yapan, yöneten bir insan. Demek ki o vasfı şey yapıldı, bakın İstanbul Sağlık Müdürlüğü yapıyor, e, yapıyor şu anda ve profesör, çok değerli bir bilim adamı, yani e, liderlik vasfı olan birisi, bir toplantıdan öbür toplantıya, hastane içerisinde, o PTT hastanesinin baş ekibiydi. Aman Allah'ım ya Rabbim, neydi o? Şimdi Göztepe, ee, ...araştırma hastanesi mi oldu ne oldu bilmiyorum... ...büyük bir hastane oldu... ...PTT hastanesi Aha. halk öyle biliyor... ...gerçi Göztepe hastanesi farklı... ...PTT hastanesi diyoruz... ...orası çok büyük bir hastane oldu... Hı hı. ...tabii yeni bölümler eklendi... ...çok enteresan bir araştırma hastanesi yapıldı... ...eskiden sadece PTT çalışanlarına... ...memurlarına hizmet eden... ...küçücük bir yerdi... ...orayı resmen ortaya çıkaran bir adam... Hı hı. ...Kemal Memişoğlu... Evet. ...onun için bu gayretini de hakikaten unutmamak lazım... Demek ki çalışanı görüyor, yüce Allah da görüyor, insanlar da görüyor. Çok çalışkan birisi, sağlık il müdürü olduğu zaman ben çok sevindim. Hı. Bak dedim, bu İstanbul'u İstanbul'a nefes aldıracak. Yani her sağlık ocağında olacak, her hastanesinde olacak, her yere yetişecek. Çok enteresan bir, bir şey de söylüyor, sonuç da söylüyor. Bence de doğru. ...sağlık örgütü de buna benzer bir şey yaptı. Vakalar hızlı bir şekilde düşüyor. Hı hı, evet. Ama rahaveti getirmemek lazım. Çünkü orada bir şeye vurgu yapıyor. O çok hı. önemli. Maske, mesafe, hijyene devam, devam. edeceğiz. Kesinlikle buna dikkat devam. ettiğimiz müddetçe... ...bakın bu noktalara doğru geliyoruz. Adamın sağlık vermesi bu. Evet şimdi kısa bir araya gireceğiz. Çünkü aradan sonra ikimizin efendim konuğu var. Mesudiye Hayır. Belediye Başkanı İsa Gül... ...bizimle birlikte olacak... Ee, o yüzden sohbetimiz devam edecek bir yere ayrılmayın.